Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte evet sultanlığım Fatih olduğum 24. bölümle karşı karşıyayız. Başlık çerçevemiz Ayasofya cami kalmalı. Başlayalım. Dünyanın göz bebeği Ayasofya, İslamiyet'le şereflenmekte kuruluşundan bu yana en mutlu günlerini yaşıyordu. Günde 5 vakit ezan sesleriyle mest oluyor. Müminlerin inanan gönüllerinden kışkıran Allah aşkı ve heyecanı ona da geçiyordu. Savaş hukukuna göre bu harika mabet benim şahsi mülküm olmuştu. İstanbul'u fethettiğimiz ilk gün camiye çevirdiğimiz bu devasa yapıyı fetihten sadece 3 gün sonra 1 Haziran 1453 tarihinde vakfettim. Yani karşılıksız olarak halkın hizmetine sundum. Ayasofya'dan beklediğim asıl karşılık kendisine yaptığım hizmeti yarın hesap gününde Yüce Allah'a olduğu gibi anlatmasıdır. Ayasofya yıllarca bakım ve onarım görmemiş. Adeta yıkılmaya terk edilmişti. Derhal gerekli bakımlarını yaptırarak onu yeniden hayata döndürdük. İstedik ki Ayasofya dünya durdukça Müslümanların gönül huzuruyla ibadet edecekleri bir cami olarak varlığını sürdürsün. Ama bu dünyada çok şeyin değiştiğini veya değiştirildiğini biliyordum. Ayasofya'nın da başına böyle bir şey gelmesin diye vakfın sahibi olarak Ayasofya Cami Vakıf Senedinin sonuna bir not ekledim. Dedim ki bu notta, kim bu Ayasofya'yı camiye çeviren vakfiyenin bir tek maddesini bile değiştirir veya iptal ederse, kimi vakfiyenin maddelerini kasıtlı olarak değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya çalışırsa, kim bu vakfiyenin aslını değiştirir, bizden sonraki kullanımına itiraz eder, bunları yapacaklara veya yardım ederse, yol gösterir veya yardım ederse, kim bu camiyi, bu vakfiyeyi camilikten çıkarırsa, kim bu vakfiyeden sahte evrakla madde çıkarır elde etmeye çalışırsa, ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bu sebeple kim bu vakfiyeyi değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebedi olarak laneti onların ve onların üzerine olsun. Azaplar hafiflemesin, mahşer gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bunu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır, Allah işitendir, bilendir. Sultandım, Fatih oldum. 24. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni bölümlerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Selametle kalın.